Herkese merhabalar, Araştırsana TV'ye hoş geldiniz. Videonun başlığından da gördüğünüz gibi çok ama çok acayip bir video ile sizlerleyim. Beynin içinde ne var? Birkaç takipçimizden istek geldi. Dedi ki içinde ne var videolarını izlemişler ve en sonunda gaza gelmişler. Demişler ki beynin içinde ne var çek. Tabii yapılamaz bir şey zannettiler ama ben yaparım. Bu videomuzda beynin içinde ne var? Beraber buna bakacağız. Hadi başlayalım. Evet, elimizde görmüş olduğunuz gibi bir adet böyle bir beynimiz var. Bu bir memeli beyni. Bir kuzu veya koyun, tam olarak bilmiyorum. İngilizce'de sheep diyor. Büyük ihtimalle koyun olması lazım. Bir koyun beyni görmüş olduğunuz üzere. Hemen size detaylarından bahsedeyim. Üzerinde belki görebiliyorsunuz, belki göremiyorsunuz, tam emin değilim ama şurada çok ince bir zar var. Birazdan onu da kesip göstereceğim. Bu beyin zarı. Beyin zarı peki ne işe yarıyor? Beyninize gelebilecek darbelerden veya nasıl diyeyim, zararlardan korumak üzere yapılmış veya orada olan bir zar. Peki burada ne var? Burada görmüş olduğunuz üzere spinal cord var. Bu spinal cord, İngilizce spinal cord olan şeyin omurilik bağlantısı da diyebiliriz. Omurilik de diyebiliriz. Bunu şöyle düşünün, bir elektrik kablosu benzeri düşünün. Bu sizin sırtınızdan, daha doğrusu beyninizden sırtınıza, aşağı kalçanıza doğru giden bir kablo. Bu spinal cord'un görevi el ve kollarımızın, ayak ve bacaklarımızın duyu fonksiyonlarını çalıştırmak. Gerçekten çok ama çok önemli bir nasıl diyeyim, aparat mı desem artık ne desem bilemedim. Bu spinal cord'un görevi yani sizin vücudumuzun çalışmasını sağlayan en önemli detaylardan bir tanesi. Şurada görebiliyor musunuz bakayım? Evet, şu anda görebiliyorsunuz. Burada optik nerv var. Şurada görebiliyorsunuz, bakın buradan geliyor. Optik nerv var. Bu optik nerv dediğimiz şey, şöyle göstereyim. Şuradan daha net görebileceksiniz. Bu optik nerv dediğimiz şey sizin gözlerinizden geliyor. Bakın burada da görebiliyorsunuz şu şekilde. Gözlerinizden gelen görüntüyü beyninize aktararak bunu görmenizi sağlıyor. Yani görüntünün ne olduğunu anlamanıza sağlayan en büyük, en faydalı detaylardan bir tanesi. Şöyle yakından gösterecek olursak. Peki beynin içinde ne var? Hiç lafı uzatmadan kesip bakalım. Bir adet neşterimiz var burada. Neşterimizi de şimdi kesmeye başlıyoruz. Neşter o kadar keskin ki açıkçası kullanırken biraz korkutuyor. Korkutmuyor değil, inanılmaz derecede keskin bir obje. Yani neşterle sakın oyun oynamaya çalışmayın. Gerçekten çok geri dönüşü olmayan sıkıntılar, sorunlar yaşayabilirsiniz. Benden size bir abi tavsiyesi. Evet, şimdicik açabildik mi? Gayet güzel, tam da istediğim gibi açabildik. Bakın, hemen şu şekilde size göstereyim. İşte beynin içinde ne var? Biraz önce bahsetmiş olduğum spinal cord buradan geliyor ve ta buraya kadar ulaşıyor. Ve talamus dediğimiz, şuradan daha yakından göstermeye çalışayım. Hatta şu neşteri de elime alayım. Bu şekilde göstermeye çalışayım. Bakın şurada talamus dediğimiz, yani orta beynin bir parçası olan koku duyusu hariç bütün duygularımızı, duyularımızı çalıştıran, algılayan parça. İsmi talamus. Bakın dediğim gibi buradan spinal cord geliyor ve talamusa bağlanıyor. Peki burada gördüğümüz böyle hani Nusret'in kestiği etler var ya, mermerimsi doku gibi olan bir şey var. Peki bu ne? Bunun adı cerebellum. Cerebellum diye yazılıyor. Türkçedeki adı beyincik. Veya işte İngilizce'deki adıyla veya tıp deyimiyle cerebellum. Vücudun denge organlarından bir tanesi. Yani vücudumuzun dengesini sağlayan en önemli detaylardan bir tanesi. Ve aynı zamanda da kaslarımızın da düzenli çalışmasını sağlıyor. Yani vücudun denge merkezi dersek çok da
abartmış olmayız. Bakın şurada çok ince bir duvar var, görebiliyor musunuz? Büyük ihtimalle görüyorsunuzdur. 4K çekim yapıyorum artık, o kadar da görün. Bunun İngilizce'deki adı fornix. Yani aklımızda tuttuğumuz şeylerin kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya atılmasına yardımcı olan detay. Yani vücudun hard diskine işlem yapan beynin işletim sistemi de diyebilirsiniz. Veya beynin işlemcisi. Yani kısa süreli hafıza dediğimiz şey ne? Mesela bir sayı aklımızdan tutacağız ya, 3. Bunu 10 sene sonra da hatırlamamızı sağlayan, bunu beynimizin hard diskine atan parça ahanda bu. Fornix. Evet, bakın şurada görmüş olduğunuz bir parça daha var. Talamusun altında. Şurada. Ama bu beyni büyük ihtimalle çıkartırken koparmışlar. Onun adı da optik çiyazma. Yani görme sinirindeki, daha doğrusu yani şu size biraz önce bahsetmiş olduğum optik nerv vardı ya, hani gözünüzden gelen, şu taraftan, bu taraftan gözünüzden gelen ve beyninize işleyen bölüm. Bu optik çiyazma bölümünde işletim sistemi, yani görme uzuvlarımızın işletim sistemi de ahanda bu optik çiyazma. Ama burada çok böyle milimetrik gibi kalmış. Bu beyin çok ufak çıktı ve açıkçası biraz da sökerken biraz koparmışlar orayı. O yüzden tam detaylı olarak göremiyoruz. Ama fotoğrafını bulursam şu anda görüyor olacaksınız. Bir diğer en önemli beynimizin parçası ise şurada, beyinciğin hemen arkasında görmüş olduğunuz kolikuli. Tam İngilizce'de nasıl okunuyor bilmiyorum ama jolly juli diye yazılıyor. Bunun işlevi ise, bu detayımızın, bu parçanın önemi ise, orta beyinde bulunan ve işitme ile ilgili sinyalleri işleyen parça. Yani sizin duyu organınızı, kulaklarınızın duymasını sağlayan, bu duyuları, bu sesleri mantıklı hale çeviren parça bu. Kolikuli. Bunun bir de altında bir parça daha var. Bakın şurada göreceksiniz. Şurada tam neşterle yaklaşamadım. Bu da superior kolikuli. Bu da görsel uyarıları işlemleyen parça. Yani gözümüzden sinirler geldi, buradan bilgi işleme tabi tutuldu, görseller beyne işlendi, ne olduğu algılandı ve burada da sonlandı. Evet, beynin içinde ne var? Sizden gelen istekler üzerine beraber inceledik, baktık, yine araştırdık. Araştırsana TV'den de anlaşılacağı üzere. Bu arada arkamda görmüş olduğunuz gibi biraz değişikliklere gittik. Biraz masaları değiştirdik. Birkaç yeni dostumuz var. Onları da zamanla şey yapacağım. Daha hala bitmedi. Bakın şurada da bir kablo görüyorsunuz. Onu da yok etmem gerekiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizden gelen istekler üzerine çektiğimiz için beğendiğinizi ümit ediyorum. Bu organların içinde ne var videosuna, daha doğrusu bu beyne ek olarak kalp, göz ve böbrek de var. Onları da aldım. Onlar da şu anda dolapta. Önümüzdeki haftalarda onları da çekip sizlerle paylaşacağım. Videoyu beğendiğinizi ümit ediyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak bana bunu gösterebilirsiniz. Eğer kanala hala abone değilseniz çüş artık. Lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.